hurmeti Taha ve Yasin velhamdülillahi rabbil alemin. Memleketimizden, milletimizden nice nice şehit düşen ecdadımıza rahmet eyle. Buraya yakından uzaktan gelip bu kardeşimizin ruhunu Kur'an ile yad edebilmek için el açıp amin diyen dillerinde ecdadına rahmet, vücutlarına sıhhat, kalplerine iman, yaşamlarına huzur nasip eder. Maruz kaldığımız hareketten dolayı biz de tabii ki üzgünüz. Bilindiği gibi Türkiye'nin ilk şehidi şu anda bizim mezarlıkta. Ve biz bunu onurlandırmak için hiçbir şey yapmadık. Ben gerekli müracaatları yaptım. Sayın Valimle de ben görüştüm. Kendisini onurlandırmak için 1984'te yapmış olan şu anda şu mezar hala böyle duruyor. Maalesef onu öldüren insanlara anıt yapılıyor. Fakat Türkiye'nin ilk şehidine bir anıt yapılmıyor. Biz de bu utancı kaldırmak için gerekli bizi duyan kim varsa lütfen gelsin buraya anıt yapsınlar da biz de bununla onurlanalım. Şimdi tabi ilk şehidimiz, 1984 yılında ilk baskın bölge şehidimiz. Tabi buraya geliş kayamızı herkes çok iyi biliyor. Maalesef ayın 15'inde bu ilk şehidimizin katili teröristin heykeli dikildi. Bu topraklara dikildi. Maalesef bu topraklara dikildi. Belki heykeli dikilmesi gereken birisi varsa 1984 yılında bu olaydan sonra şehidimiz Süleyman Aydın olması gerekirdi. Bugüne kadar buraya bir heykelin dikilmemiş olmasını, artı bunun yanında bu şehidimizin katilinin heykelinin dikilmiş olması aslında hepimiz için bir ayıptır. İnanın buraya gelirken böyle gelmek istemezdik. Şu an yüzümüz yerde. Yani bir şehit aslında böyle ziyaret edilmemeliydi. Bir şehit böyle ziyaret edilmemeliydi. Bu utancı, bu acıyı bize yaşatanlara yazıklar olsun diyorum. Ve ilimizi yönetenlere de bir çağrıda bulunmak istiyorum bu vesileyle. Katilinin anıtı dikildi. Allah rızası için şu şehidimizin de bir anıtını dikin de yüreğimiz birazcık olsun ferahlasın diyorum. Teşekkür ederim.